Törene Cumhurbaşkanı Erdoğan da katılıyor. Hasan Kalyoncu Üniversitesi ve Sayın Rektörümüze teşekkürlerimizi sunuyoruz ve konuşmalarını yapmak üzere Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın kürsüyü teşriflerini arz ediyorum. Buyurun Sayın Cumhurbaşkanım. Sayın Mütevelli Heyet Başkanı, Sayın Rektör, Hasan Kalyoncu Üniversitemizin çok değerli mensupları, sevgili öğrenciler, saygıdeğer hocalarım, hanımefendiler, beyefendiler, sizleri en kalbi muhabbetlerimle, saygıyla selamlıyorum. Hasan Kalyoncu Üniversitesi'nin tüm öğrencilerine, tüm akademik ve idari personeline, yeni akademik yılın hayırlar getirmesini Allah'tan niyaz ediyorum. Bu vesileyle ülkemize ve Gaziantep'e büyük hizmetleri olan, geçmişte ne söylediysem şimdi de aynısını söyleyeceğim, merhum Hasan Kalyoncu abime bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum. Rahmetli Hasan Kalyoncu hayatı boyunca devletin bekasının siyasetle, milletin bekasının bilgiyle sağlanabileceği anlayışıyla ilme, eğitime, gençliğe büyük önem vermiştir. Maneviyatı olmayan toplumların vicdansız hale geleceğini, fikriyatı olmayan toplumların ise iddialarını kaybedeceğini bilen merhum Hasan Kalyoncu, gençliği her iki alanda da teçhiz etmek için gayret göstermiştir. Kendi adını taşıyan bu üniversitenin, onun vizyonunu, hayallerini hayata geçireceğine inanıyorum. Ondaki ilme yönelik heyecanı bir kenara koymamız mümkün değil. Çok yakın, ki burada çok samimi olan arkadaşları da var, onun bu noktadaki hassasiyetlerini hep birlikte yaşadık, biliyoruz. Bugün 6 fakülte, 2 yüksekokul, 1 meslek yüksekokulu, 3 enstitü ile hizmet veren ve öğrenci sayısı 6000'e ulaşan, öğretim kadrosu 300'e varan üniversitemizin Haziran ayında ilk mezunlarını verdiğini de memnuniyetle öğrendim. Burada öğretim üyesi ve öğrenci olarak bulunan her bir kardeşim, akademik çalışmalarıyla eğitime, öğretime, bilime, teknolojiye, inovasyona yaptıkları katkılarla aynı zamanda rahmetli Hasan Kalyoncu'nun ruhunu da şad etmektedirler. Çünkü bizim değerlerimizde insan öldükten sonra kalıcı olan nedir? İşte bir tanesi de budur. Şimdi buradaki her öğrencinin yetişmesi, her öğrencinin varlığı, her öğrencinin gerek bu ülkeye, gerek millete, gerekse dinimize olan katkı onun amel defterine hep kaydolacaktır. Bu vesileyle üniversitemizin kısa sürede çok ciddi bir mesafe kat ederek bölgesinin ve ülkemizin en önemli yüksek öğretim kurumlarından biri haline gelmesine katkı sağlayan, başta Mütevelli Heyet Başkanı Cemal Kalyoncu kardeşim olmak üzere, evlatlarına, tüm ailesine
burada şükranlarımı sunuyorum. Şahsıma layık görülen Fahri Doktora ünvanı içinde ayrıca üniversite yönetimine huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Değerli hocalarım, kıymetli öğrenciler, Gaziantep tarih boyunca daima önemli bir kültür, ticaret, üretim şehri olmuştur. Ve şunu da açıkça ifade etmem lazım, devletten beslenerek değil ve kendi keseleriyle, kendi gayretleriyle bunu başarmıştır. Bu şehrin çalışkan, fedakar, idealist insanları Gaziantep'i Cumhuriyet döneminde de ülkemizin cazibe merkezlerinden biri haline dönüştürmüştür. Bölgemizde bir süredir yaşanan gelişmeler Gaziantep için hem yeni fırsatları hem de yeni bir takım sıkıntıları beraberinde getirmiştir. Geçmişimizi doğru şekilde öğrenmeden ve doğru şekilde konumlandırmadan geleceğimizi kuramayız. Ülkemizde ve özellikle Gaziantep'imizde bir süredir yaşadığımız hadiseler doğru değerlendirmemiz halinde bize geçmişimizle geleceğimiz arasında yeni ve çok güçlü köprüler kurma imkanı vermektedir. Gaziantep'in üstlendiği yükleri çok iyi biliyoruz. Bugüne kadar şehrin ve burada yaşayan kardeşlerimizin yaptıkları fedakarlıkları, gösterdikleri sabrı çok iyi biliyoruz. Kardeşlerim, sizde bir ensar sabrı olduğunu görüyorum, biliyorum. Bundan dolayı da sizleri alkışlıyorum. Bu sınavı başarıyla verdikleri için her bir Gaziantepli kardeşime şükranlarımı sunuyorum. Suriye meselesi uluslararası toplumun gündeminde her gün daha üst sıralara tırmanıyor. Türkiye'nin başından beri savunduğu terörden arındırılmış bölge, uçuşa yasak bölge, eğit donat uygulamalarının gerekliliği her geçen gün daha iyi anlaşılmaya başlandı. Ama dert başka. Dert aslında Türkiye'yi bölmek. Atılan adım bunun için. Şu anda 911 kilometre Suriye'ye sınırı olan, öbür tarafta Irak'a 350 kilometre sınırı olan bir ülke, akrabalık bağları olan bir ülkeden bu gelişmeleri daha iyi değerlendirebilecek birileri olabilir mi? Ama birileri adeta bu işi biz daha iyi biliriz, daha iyi değerlendiririz mantığıyla hep öne geçmenin gayreti içindeler. Bundan dolayıdır ki başaramadılar, başaramıyorlar ve başaramayacaklar. Yine er veya geç bizim tezimize gelmek durumundalar. Aksi takdirde biz adımımızı atmak durumundayız. Şu andaki gelişmelere baktığımız zaman işte son gelişmelerde çok açık net hep söyledim, söylüyorum. Nedir o söylediğim? PYD bir terör örgütüdür dedim. Ama bunlar ne diyorlar? Hayır, o bir siyasi organizasyondur. Ve YPG bunun terör örgütüdür diyorlar. Halbuki olay hiç de öyle değil. Tam aksine bunlar PKK'nın Kuzey Suriye'deki uzantılarıdır. Bunu bir defa bilmemiz lazım. Ve bu adımı da zaten birbirleriyle organize atıyorlar. Şu anda PYD'nin içinde 1400 PKK mensubu var. Bunu gözden kaçırmanın hiçbir anlamı yok. Bu bir vaka, bir gerçek. Ama bunu maalesef bize dost görünen ülkelerin hepsi de tam aksi istikamette ifade etmeye çalışıyorlar. Bunlara silah yardımı geliyorsa bunlardan geliyor. Ve bu silahların hangi ülkelerin silahları olduğunu da gayet iyi biliyoruz. Kendileriyle ikili görüşmelerimizde kendilerine de bunu söylüyoruz. Bakın diyoruz, şuraya şu silahı gönderdiniz.
Buraya bu silahı gönderdiniz. Artık dünyada hiçbir şeyi gizlemek mümkün değil. Eğer Türkiye şu anda bulunduğu konum itibariyle bir NATO ülkesi olduğu için bütün bu envanterlerdeki hareketliliği, onlar bizim envanterimizde ne varsa bunu bildiklerine göre, biz de onların envanterinde ne varsa bunu biliyoruz. Ne giriyor, ne çıkıyor, hepsini biliyoruz. Ve şu anda da gelişmeler onu gösteriyor. İşte en son Rusya'daki görüşme. Düşünebiliyor musunuz? 370 bin insanın kanına giren bir kişiyi kırmızı halıyla karşılamanın devletler arası diplomaside yeri olabilir mi? Maalesef insanlık bunu da gördü. Ve görüşmelerimizde farklı konuşup daha sonra farklı uygulamalara girenleri gördük. Aynı şeyi işte Kuzey Suriye'deki gelişmelerde görüyoruz. Bakın şu anda Tel Abyad'da hemen bir kanton ilan etme olayı var. Kanton ilan ederken acaba orada sadece terör örgütün mensuplarının dışında sivil vatandaş olarak kim var? Sivil vatandaş olarak orada sadece %90'ı Arap ve %5 gibi Türkmen var. Diğerleri onlar. Ama buna rağmen orayı kanton ilan edebiliyor. Dert tamamen Kuzey Suriye'yi ele geçirmek. Şunu buradan açık söylüyorum. Biz Kuzey Suriye'yi bir defa bunların yaptıkları planlamaya asla kurban etmeyeceğiz. Zira bu bizim için bir tehdit oluşturmaktadır. Dolayısıyla bu tehdide Türkiye olarak evet dememiz mümkün değildir. Bu Tel Abyad'da da böyledir. Bu Cerablus'ta da böyledir. Bu Azaz'da da böyledir. Diğer kesimlerde de böyledir. İşte Kobani ile yapılanı gördünüz. Kobani ile yapılan neydi? Aynıydı. Bu insanlar kaçtığı zaman kime sığındılar? Türkiye'ye. Bu millete sığındılar. Biz bunca insanı aldık, misafir ettik. Hangi ırktandır? Dedik mi? Hayır. Kapımızı açtık. Çünkü ölümden, bu bombalardan kaçan insanlara kapımızı açmak suretiyle insani ve vicdani görevimizi yaptık. Fakat bütün bunlara rağmen biz şuna inanıyoruz. Allah kimseyi evinden, vatanından ayrı koymasın. Bu konuda da her türlü gayreti gösteriyoruz. Göstermeye devam edeceğiz. İnanıyorum ki yakında somut neticeler almaya da başlayacağız. Aksi takdirde bu sorun sadece bizim değil, tüm Avrupa'nın, tüm dünyanın meselesi haline dönüşecektir. Bize gelip size çok teşekkür ediyoruz. Siz bu işi gerçekten çok başarılı götürüyorsunuz. Şu anda 2,5 milyon insanı siz hakikaten ülkenizde barındırıyorsunuz. Şu kadar harcama yaptınız. Size bugüne kadar yardımcı olamadık ama bundan sonra sizlere yardımcı olmamız lazım. Tamam da hep laf var. Uygulamaya gelince hiçbir şey yok. Bakın 8 milyar dolar bizim şu ana kadar yaptığımız harcama sadece kamplarda. Kampların dışındakileri söylemiyorum. Kamplarda. Bir de sadece bugün İstanbul'da 500 bine yakın şu anda Suriyeli mülteci var. Sadece İstanbul. Aynı şekilde Gaziantep'te bugün kampların dışında sayılar hak getire. Böyle bir noktadayız. Bunları da belediyelerimiz, STK'lar hepsi desteklemek suretiyle altından kalkıyoruz. Ama Batı bu noktada duyarlı mı? Değil. Tam aksine o ne yapıyor? O kapısını kapıyor. Almam diyor.
denizde boğuluyorlar, bırakın boğulsun diyor. Ama bizim oralarda bütün sahil güvenlik botlarımız boğulmak üzere olanları gidiyor, kurtarıyor, alıyor ülkemize getiriyor, yine yediriyor, içiriyor, ondan sonra da ülkesine gönderiyor. Biz buyuz. Bizim vicdanımızın gereği bu. İnsanlık anlayışımız bu. İnancımızın gereği de bu. Biz bunları yapıyoruz. Ve şu anda 5 yıldır ülkemizde misafir ettiğimiz 2,5 milyon insana karşılık işte Batı'da şu anda 200-220 bin civarında mülteci var. Bundan dolayı hepsi telaştalar. Ve paniğe kapıldılar. Ve kendileriyle Belçika'da yaptığım görüşmede de bizler Türkiye'ye yardımcı olmak zorundayız demeye başladılar. Bir de Nobel ödülü meselesi çıktı ortaya bu arada. İşte filanca ülke 30 bin kişiyi ağırlayabiliriz. Öyleyse oraya bir Nobel verelim demeye başladılar. Kardeşlerim, Nobel'i asıl hak edenler sınırlarına gelen insanlara kapılarını kapatanlar değil, yıllardır vakur bir şekilde ülkelerinin özgürleşmesini bekleyen Suriyeli kardeşlerimizdir. Ve onlara sahip çıkan Gaziantep'li kardeşlerimdir, İstanbullu kardeşlerimdir. Şanlıurfa'daki, Hatay'daki, Mardin'deki, buralardaki kardeşlerimdir. Suriye'de körüklenen terör ateşi, evet, ilk olarak bizi etkiliyor. Ama unutulmasın ki bu ateş mutlaka bölgenin tamamıyla birlikte Avrupa'yı ve dünyayı da yakmaya başlayacaktır. Bu bakımdan önümüzdeki dönemde sorunun çözümü yolunda önemli gelişmelerin yaşanacağını ümit ediyoruz. Değerli dostlar, bugün sizlerle ülkemizin eğitim meselesi başta olmak üzere geniş bir yelpazede uzun uzun sohbet etmek isterim. Fakat benim de bir maalesef soğuk algınlığı neticesinde sesimdeki sıkıntıdan dolayı fazla programı uzatmadan biraz sonra gençlikle de Gaziantep'te bir arada olacağız. Onlarla da bir hasbihal edeceğiz. Bu bakımdan sözlerimi burada tamamlamak istiyorum. Rahmetli Neşat Ertaş'ın dediği gibi, dost elinden gel olmazsa varılmaz, rızasız bahçenin gülü derilmez. Kalpten kalbe bir yol vardır görülmez, gönülden gönüle giden yar oy. Evet, bizim kalplerimiz arasında, gönüllerimiz arasında birilerinin bilmediği ama bizim bildiğimiz bir yol vardır. Samimi bir sevgi bağı, muhabbet bağı vardır. Biz sizleri seviyoruz. Milletimizi seviyoruz. Tüm kardeşlerimizi, tüm insanları makam mevki için değil, para pul için değil, ırkı için değil, sadece Allah için seviyoruz. Hani Yunus diyor ya, biz gelmedik kavga için, bizim işimiz sevgi için. Ve bu duygularla bir kez daha sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Ve Hasan Kalyoncu Üniversitesi'nin gerçekten fiziki mekan olarak gerek mimari tasarımıyla ülkemizdeki farklı üniversitelerden birisi olduğunu görmek de beni ayrıca mutlu ediyor. Onun için de Kalyoncu ailesini bundan dolayı kutluyorum, tebrik ediyorum. Çünkü bunlar sadece ülkemizde değil, dünyada da numune olacak. İnşallah tabii zarf, mazruf meselesi. Bir de mazruf da güçlü olduğu sürece inanıyorum ki
buradan çıkan öğrencilerin başarıları tüm Türkiye'de değil, dünyada konuşulur hale gelecek. Ve ben üniversitemize, öğretim kadromuza, öğrencilerimize yeni öğretim yılında artarak devam eden başarılar diliyorum. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a konuşmalarından dolayı teşekkürlerimizi